vermek istiyorum. Değerli maden faciasında yaşamını kaybeden, iş cinayetinde yaşamını kaybeden emekçilerimizin sevgili aileleri, değerli Bartınlılar, sevgili basın emekçilerimiz. Ben öncelikle burada 43 madencimize tekrar Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Maden faciasının hemen ardından o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydım. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber buradaydık. Ardından ikinci defa heyetle gelerek aileleri ziyaret ettik. Sayın Genel Başkanımız yıl dönümünde buradaydı. Bugün o zaman ilk günden itibaren biz maden şehitlerimizin ailelerine şu sözü vermiştik. Bu sürecin takipçisi olacağız. Bu sürecin toplum hafızasından silinmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapanlara inat, biz hafızaları daha canlı, daha diri ve gün geçtikçe tüm ülkeden destek görecek bir toplumsal hafızaya kavuşması için takip edeceğiz demiştik. Bu sözümüzün arkasında durarak bugün yine 6. duruşmada ailelerimizle birlikte, avukatlarla beraber siz değerli Bartınlı hemşehrilerimizle dava sürecini takip edeceğiz. Ben Bartınlı hemşehrilerimize ve bizi izleyen bütün dostlarımıza şunu sormak isterim. Hatırlayın o günlerde çakarlı araçlarla, bir araç sürüsüyle gösterişli Amasra maden faciasının arkasından şehre gelenler o günden bu yana neredeler? Duruşmalar yapıldı, neredeler? Aileler siz neredesiniz, adalet diye sordular. Bu şehrin milletvekiliydi o dönem. Bugün Adalet Bakanı kendisi nerede? Bartın'da Adalet Bakanı Bartınlı ailelere eğer adalet taleplerine bu kadar duyarsız kalıyorsa, o gün kader planı diyenlerin bilirkişi ön inceleme raporuyla kader planı değil, önlenebilecek, öngörülmüş bir katliam, facia olduğu ortaya çıktığında neredeler? Bunu da Bartın'ın hemşehrilerimizin ve ailelerimizin ve tüm ülkemizde bizi izleyen yurttaşlarımızın, bu davayı takip edenlerin takdirine bırakıyoruz. Peki bu davaya neden bu kadar önem veriyoruz? Değerli dostlar, eğer Soma'da, eğer Ermenek'te etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama yapılsaydı, sorumlular kim olursa olsun, ucu kime kadar uzanırsa uzansın, yargı önüne çıkartılarak o facianın hesabı sorulmuş olsaydı, bugün belki de hiçbirimiz burada 43 maden şehidimiz için bir arada bulunmayacaktık. Belki de Amasra faciası yaşanmayacaktı. Eğer önlenebilecek, öngörülmüş bir facia göz göre göre gelmişse, bunun adı kaza değildir. Bu bir faciadır. Hayatını kaybedenler de cinayete kurban gitmiş demektir. Bu bir cinayettir. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Ardından 16 ay, 6. duruşma, sırf geçmişte gördüğümüz gibi yargı sürecini uzatarak sorumlular hakkında soruşturma izninin 16 ay bekletilerek verilmesi kabul edilemez. Ön inceleme raporunda, bilirkişi ön inceleme raporunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de sorumlu olduğu, kusurlu olduğu açıkça belirtilmesine rağmen hala onlarla ilgili bir soruşturma izni verilmemiş olması, süreci uzatmak, ailelerin, Bartınlıların, Amasralıların ve tüm ülkemizde bu davayı takip edenlerin toplumsal hafızasını uyutmak, zamana yaymak olduğunu farkındayız. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu davanın bütün ülkede, bütün dünyada duyurulması, sorumlular hakkında, tüm sorumlular hakkında bu mahkeme koridorlarında ailelerin kanayan vicdanları, yaralanmış, acı içinde geçirdikleri 16 ay boyunca adalet çığlıklarının gereği yerine gelinceye kadar da burada olacağız, onlarla olacağız. Soma'da gelmeyen adaleti, Ermenek'te getirilmeyen adaleti, Amasra maden faciasında Bartın'da sağlayabilmek, bundan sonra
yeni Amasra faciaları, yeni iş cinayetleri olmasın diyerek bir toplumsal görev olarak takip edeceğiz. Ve gerçek anlamda adalet tecelli edene kadar da biz bu davaların takipçisi olacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür.